Merhaba, ismim Metin Kar. 3 yıl kadar şeker hastası olduğumu öğrendim. Çok yüksek derecede, 600 derecesinde şeker hastalığım vardı. İlk bir sene boyunca insülin kullandım. Daha sonrasında Alper hocamı tanıdım. 1,5 yıl kadar önce de Alper hocamın sayesinde ameliyatımı oldum. Ve şu anda sağlıklı vaziyetteyim. Tanının konması şöyle oldu. Bir günde 25 defa tuvalete çıkmak zorunda kaldım. Bundan şüphelenen bir arkadaşım şeker cihazı getirdi, ölçüm cihazı ve bu cihazla yaptığımız ölçümle de ilk iki ölçümde sonuç alamadık. Arıza verdi cihaz. Meğerse 600'ün üzerine ölçmüyormuş. Daha sonra tespit edildi. Şeker hastası olduğumu öğrendim. Ailede zaten kalıtsal olarak var ama ben yüksek kilolu olduğum için o zamanlar direkt şey yapmıştım. Ve bir yerde hayatıma bir ket vuracağını düşündüm. İşte şekerliden, tatlıdan uzak durmak gerektiği, işte o kiloyla yaşamak zorunda olduğum düşüncesi vardı. Ama işte Alper hocamla tanıştıktan sonra her şey değişti. Ameliyattan önce tabii ki aşırı kilom vardı. 120 kiloya kadar çıkmıştım. Bununla beraber işte kardiyolojik sorunlar vardı. Karaciğerim 27,5 santime çıkmıştı. Grade 3 yağlanma vardı. Böbrekte protein atılımı vardı. Çok yüksek derecede, bilenler bilir, %93 seviyesinde uyku apnem vardı. Gecede 80-90 dakika kadar nefesim duruyordu. Yani artı gözlerim yakını göremez duruma gelmişti. 5 numara yakın gözlüğü kullanmak durumuna gelmiştim. Yani sizin anlayacağınız içten içe çürümüştük, o vaziyetteydi. Bir sene boyunca insülin ve hap kullandım. 14 seviyesinde insülin kullandım. Ve sabah akşam da destekleyici şeker ilaçları kullandım. Artı karaciğerle ilgili düzenleme ilaçları kullanmak zorunda kaldım. De, nereye kadar gidecek diye düşünürken sonuç bu. Halimden hiç memnun değildim. O kesindi. İşte bir çıkış yolu arıyordum. En sonunda bulduk. Ameliyatı şöyle söyleyeyim. Yani dolaylı yoldan bulunduğum ilde Aksaray'da bu ameliyatı olmuş olanlar da vardı. Yani birebir gördüğümüz insanlar da vardı. Ama uzaktan görmüştük. Herhangi bir muhabbetimiz olmamıştı. Daha sonra internet üzerinden araştırmalar yaptım. Alper hocamı tanıdık. Zaten Alper hocam yarı Aksaraylı sayılır. Annesiyle babasından dolayı. Ondan sonra da fırsatını buldum. Eşi olmamdan dolayı uzun bir zaman geçti aradan. Bir 6 ay kadar geçmek zorunda kaldı. Ondan sonra geldim. Zaten muayenelerimizi yaptık. Uygun da olduğum görüldü. Ve ondan sonra da ameliyata karar verildi. İnsülin sonuçta kendi annemden biliyorum, insülin damar tıkayıcı bir faktör. Yani insülinle yaşamanın, o da vardı. Sonuçta insülinle yaşayabilirsiniz, işte dikkat ederek yaşayabilirsiniz ama sürekli bir diyet, sürekli bir kısıtlama, sürekli bir bağımlılık durumu benim zaten yapıma uygun değil. Ondan dolayı ameliyatı tercih ettim. En az 10-15 yaş daha genç hissediyorum. Bununla beraber çoğu kişi bu konuya yaklaşamıyor ama zihnimin çalışma sistemi de değişti. Mesleğim bilgisayar programcılığı. Şu anda geçen sene yazdığım kodlara bakıp bunları ben mi yazmışım diye kendimi eleştiriyorum. Yani o kadar basitleşmiş şeyler. Kafanın çalışması, fizyoloji, yani bütün her şey birkaç radde daha yukarıda çalışmaya başlıyor. Her türlü yönden, yani bunun dediğim gibi fizyolojik, psikolojik, zihinsel her türlü aktivitede muhakkak daha ileriye götürüyor sizi. Yani şu anda benim antidepresanlarım var, kullandığım iki tane ilacım var. Onun haricinde şekerli veya şeyle ilgili hiçbir ilaç kullanmıyorum. Ameliyatın ertesi gününden itibaren bıraktım. Bu ameliyatla ilgili çok insanı da yönlendirdim. İlk 3 ay dikkat ettikten sonra, 6. aya kadar da biraz daha böyle seviye düşürerek dikkat ettikten sonra metabolizmanızı yeni sisteme ayarladıktan sonra hiçbir kısıt yok. Yani acı, tatlı, ekşi. Ha şu var, zaten vücut işte gluten ve türevlerini artık eskisi kadar istemiyor, ihtiyaç duymuyor. Benim sistemim şuydu, nefis körleme olarak bakıyordum ona. Canım bir şey çekiyorsa, az da olsa ondan yiyip nefsimi körletiyordum. O şekilde götürüyordum. Şu anda zaten midemin ebatları da oturmuş durumda. İhtiyaç da duymuyorum. Çabuk doyuyorum ama ne yapıyorum? Her şeyden azar azar tadımlık şekilde gidiyorum. Ki burada bir dezavantajım da var. Ben çoğu insan normalde spor da yapıyor bu ameliyattan sonra, belli periyottan sonra. İş yoğunluğundan dolayı spora imkan bulamadım. Spora imkan bulsaydım şu bulunduğum halden daha da iyi olacaktım. Bir o dezavantajım var. Şimdi o konuda şöyle söyleyeyim. Bana bazı noktada kızıyorlar. Benim ağrı eşiğim ve acı eşiğim bayağı bir yüksek. Bana sorsanız
hiçbir şey değil. Yani ilk gün sadece ufak bir ağrım oldu. O da ağrı kesiciyle ortadan kalktı. Tabii ki şu var, ilk bir hafta 10 gün sonuçta bir ameliyat, sonuçta bir kesme biçme işlemi var. Ufak tefek yatarken, yana dönerken, kalkarken dikkat etmek gerekiyor. Ama 10 gün sonrasında normal işteki aktivitelerini bile rahatlıkla yapabilecek durumda oluyorlar. Korkacak bir şey yok. Çünkü sonuçta şu var, yani elde edeceğiniz neticeyle kıyaslandığında, ki bunu ancak benim gibi aradan zaman geçmiş insanlar yapabiliyor. O neticeyi kıyasladığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle hiç düşünülmemesi gereken bir şey.